Somut işlemler evresi 6-12 yaş aralığındayız. Sevgili arkadaşlar, demin ifade etmiştim. Somut işlemler evresi aslında birebir işlem öncesi evrenin ters yüzü, tam tersi. Dolayısıyla şuradaki kavramların, buradaki bilişsel hadiselerin, durumların, şemaların tam tersini yaşayacağız somut işlemlerde. Hemen başlayalım isterseniz değerli arkadaşlar, odaktan uzaklaşma ile. Şimdi hatırlarsanız işlem öncesi evrede temel şemamız, temel bilişsel durumumuz odaklanma idi. Buradayız arkadaşlar, ne yapıyoruz artık? Odaktan uzaklaşabiliyoruz. Yani artık ilkokula başlayan çocuklarımız, bu yaş aralığındaki kişiler bir nesnenin, bir olayın, bir durumun birden fazla özelliğini aynı anda ne yapabilecekler? Yoğunlaşıp konsantrasyon sağlayabilecekler. Odaktan uzaklaşma. Odaktan uzaklaşabildiği için buradaki kişiler artık işlemleri zihinsel olarak tersten yapabilecekler. Hani demin verdiğimiz örnek vardı. Odaklandığı için toplayabiliyor ama yapmış olduğu toplama işlemini sağlaması olan çıkarmayı gerçekleştiremiyordu. Ama burada artık hem toplama işlemini yapabilecek hem de zihinsel olarak onu terse çevirip çıkarma işlemini arkadaşlar yapabilecek diyoruz. Odaktan uzaklaşabildiği, işlemleri terse çevirebildiği için aynı zamanda ne yaşayacak? Çıkarsanmış gerçeklik. Burada biraz detaylandıralım olayı. Şimdi burada görünüm şeması vardı arkadaşlar. Görünüm şemasının tersi burada ne? Çıkarsanmış gerçeklik. Çıkarsanmış gerçeklikten kastımız şu. Artık kişi, bu yaş aralığındaki birey, gelecekle geçmiş arasında gidip gelebilecektir. Olaylar arasında neden sonuç bağlantıları kurabilecektir. Veya görünenden hareketle görünmeyen arkadaşa yürüyebilecektir. Onunla ilgili bağlantılar kurup çıkarımlar yapabilecektir. O zaman çıkarsanmış gerçekliğin doğal sonucu olarak karşımıza ne gelecek bizim arkadaşlar? Dolaylı gerçeği kavrama, bakın dolaylı gerçeği kavrama, halbuki burada ne vardı? Dolaylı gerçeği kavrayamama vardı. Ve sevgili arkadaşlar, dönüşümsel düşünme. Evet, artık dönüşümsel düşünme gerçekleşebilecektir. Çocuk artık zaman kavramını oturtabilecek, dün, bugün, yarın ilişkisini kurabilecek. Ayrıca arkadaşlar, kalemi yazdığını, ama kalemi yazmasının temel etkeninin içindeki mürekkep olduğunu bilecektir. Ne sayesinde? Çıkarsanmış gerçeklik veya bunun türevleri olan dolaylı gerçeği kavrama, dönüşümsel düşünme sayesinde. Tabii odaktan uzaklaşabildiğimiz, tersine çevirebildiğimiz işlemleri, çıkarsanmış gerçeklik yapabildiğimiz veya dolaylı gerçeği kavrayabildiğimiz, dönüşümsel düşünebildiğimiz için ne meydana gelecek? Korunum kazanılacak. Bakın, korunum kazanılabildiği için artık çocuk şunu bilecek. Belli bir mekanda, belli bir zamanda ekleme çıkarma yapılmadan bir yapı ne yapacak? Kendisini muhafaza edecektir. Ayniyet durumu, özdeşlik durumundan kaynaklı. Dolayısıyla arkadaşlar korunum kazanılacaktır. Korunum kazanılabildiği için de aslında şu temel şemalardan dolayı artık işlemler yapılabilecektir. Ancak burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. İşlem yapabilen kişi bu işlemi nasıl yapacaktır? Somut olarak. Yani ilkokul çağında veya ikinci çocukluk dönemindeki kişiler bir işlem yapabilmek için önce onu yapmak zorundalar, görmek zorundalar. Ona dokunmak, onu duymak, onu arkadaşlar tatmak durumundalar. Dolayısıyla somut yaşantılar eşliğinde, somut yaşantılar nezdinde işlemler yapılabilecektir. Bu da şu anlama gelir. Demek ki bu yaş aralığında eğitim öğretim faaliyetlerinde arkadaşlar somutlama, somuttan soyuta gitme, bilinenden bilinmeyene gitme gibi ilkeler oldukça önem arz etmeye başlamıştır. Evet, korunum kazanıldı, somut işlemleri yapabildik ve geldik nereye arkadaşlar? Perspektif almaya. Bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Burada odaklanmadan dolayı ne vardı arkadaşlar? Ben merkezi düşünme. Ama burada ne var artık? Odaktan uzaklaşabiliyoruz. Yani bir tek noktaya takılıp kalmıyoruz. Dolayısıyla ben merkezi düşünme yerine burada neye bırakacaktır? Perspektif almaya. Bu ne anlama gelir? Artık ben sadece benim duygularım olduğunu bilmem. Olmadığını bilirim, pardon. Başka insanların duyguları olduğunu, başka insanların düşünceleri olduğunu, benim sevdiğim bir şeyi başka bir insanın sevemeyebileceğini düşünmeye başlarım.
Yani bir olaya, bir duruma, bir nesneye ilişkin farklı bakış açıları artık oluşturabilmekteyimdir. Dolayısıyla perspektif alabiliyor, farklı açılardan olaylara bakabiliyorumdur, olayları değerlendirebiliyorumdur. Bu da bana ne kazandıracaktır? Empatik bakış açısı. Evet, empatik bakış açısı sayesinde arkadaşlar unutmayalım, perspektif alan, empati kurabilen çocuk aynı zamanda kendi dışında var olan gruplara girebilecek, o gruplar içerisindeki kuralları algılayabilecek, işlem yapabiliyor çünkü. Kuralları algılayabildiği için, başka insanların gözüyle bakabildiği için grupla beraber hareket edebilecektir. Bu da neye ulaşacaktır arkadaşlar? Kolektif oyuna. Örnek verelim. Örneğin işlem öncesi evrede 4-5 yaşındaki 5-6 çocuğa bir top verin ve futbol oynamalarını isteyin. Veya yakan top oynamalarını isteyin. Büyük ihtimalle oynayamayacaklar. Hepsi kendisine göre, kendi kafasına göre bir oyun icra edecek. Ama niye? Çünkü orada kolektif bilinç yok. Buraya geldiğimizde artık empati olduğundan, kurallar algılanabildiğinden, yargılar oluşturulabildiğinden vesaire çocuk gruba girebilme, grupla beraber hareket edebilme, grup içi kurallara uyabilme, efendime söyleyeyim grupla ortak bir paydada buluşabilme gibi eylemlerde bulunabilecektir. Artık çok rahat futbol, voleybol, efendime söyleyeyim yakan top, tavşan kaç, tazı tut gibi oyunlar oynanabilecektir. Neredeyiz? Somut işlemler evresinde. Bir de arkadaşlar, demin ifade ettik, korunum kazanıldı şu şemalardan dolayı. Korunum kazanıldığı için arkadaşlar, somut olarak işlemler yapılabildi. O zaman burada akıl yürütme, çıkarım yapma mantığı da ne oldu? Değişti. Burada naif bir özelden özele akıl yürütme vardı. Burada akıl yürütme arkadaşlar neye dönüştü? Tüme varımsa akıl yürütmeye dönüştü. Peki neydi tüme varım? Hatırlayalım mantık dersinde. Şimdi somut düşünen çocuk tek tek somut olayları gözlemler. Bakın tek tek somut olayları gözlemler. Sonra bu tek tek somut olayların ortak özelliklerini alır ve neye ulaşır arkadaşlar? Genel bir yargıya ulaşır. Evet, tüme varım o zaman neymiş? Tek tek olayların, somut olaylarını gözlerim incelemesinin ardından onların ortak noktalarından, ortak özelliklerinden hareketle genel bir yargıya ulaşmaktır. Basit bir örneğimiz vardı. Gözlemiş olduğum birinci karga siyahtır. Gözlemiş olduğum ikinci karga siyahtır. Gözlemiş olduğum üçüncü karga siyahtır. O zaman tüm kargalar siyahtır. Bakın, tek tek kargaları gözlemledim ve ne yaptım? Genel yargıya ulaştım. Tüme varımsal akıl yürütme. Burada bir çıkarım yapalım öyleyse. Somut işlemler döneminde arkadaşlar, çocuğun algılaması, anlamlandırması, bilişsel muhakeme yapması, bir çıkarımda bulunması, bir bilgi şeması, bilgi çerçevesi oluşturması neye bağlı? Somut yaşantılara. Somut yaşantılar aracılığıyla olayları tek tek inceleyen, ortak noktalardan hareketle genel yargıya ulaştığına göre buradaki kişi artık yavaş yavaş nereye arkadaşlar gidiyordur? Soyut düşünceye doğru gidiyordur. Çünkü kavramsallaştırmaya başlıyor. Ahmet'in ölümü somuttur. Mehmet'in ölümü somuttur. Ama ölüm kavramının kendisi artık genel soyut bir kavramdır. O zaman sevgili arkadaşlar, şu tüme varımsal akıl yürütmeden dolayı somut yaşantılardan soyut kavramlara doğru bir işleyiş vardır diyoruz. Geldikleri arkadaşlar, geldik mantıksal düşünmeye. Şurada ne vardı hatırlarsanız? Sihirli düşünme vardı. Çocuk sihirli düşünmeden dolayı olay ve durumları açıklarken gerçeküstü tanımlamalar, hayal dünyasına dayalı açıklamalar yapıyordu. Ama artık burada öyle bir şey kalmadı. Burada mantıksal düşünmede çocuk rasyonel bir şekilde, gerçekçi bir şekilde olayları ve durumları açıklayacaktır. Hatırlayalım, sihirli düşünme örnek vermiştik. Ne demiştik? Deprem olayını nasıl açıklıyorduk? İri insanların hoplanmasıyla açıklıyorduk. Bu sihirli düşünme sonucunda bir yapaycılıktı. Ama artık buradaki kişi şunu söyleyecektir. Yer altındaki kayaçların, yer altındaki tabakaların kayması sonucunda deprem meydana geliyordur. Bakın ne yaptı? Deprem olayını, deprem hadisesini artık mantıksal bir temelde açıklamaya başladı. Tabii ve sonuç olarak odaktan uzaklaşabildiği için çocuk çok yönlü düşünmeyi de arkadaşlar, çok yönlü sınıflamayı, çok yönlü sıralamayı da gerçekleştirebilecektir diyoruz. Yani
iki ve daha fazla özelliğe sahip birden fazla nesneyi farklı farklı özelliklerine göre ne yapabilecektir? Bir araya getirip ilişkilendirebilecektir diyoruz. Evet, şöyle bir örnek verelim. Burada mesela insanları sadece kadın ve erkek olarak sınıflayabilen çocuk işlem öncesinde buraya geldiğinde kadın, erkek, şişman, zayıf, uzun saçlı, kısa saçlı, mavi gözlü, siyah gözlü tarzında birçok özelliğe göre sınıflayabilecektir. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? Çok yönlü düşünme, çok yönlü sınıflama veya sıralama diyoruz. Evet, somut işlemleri de arkadaşlar kabaca bitirdiğimize göre geldik son kısma.